Merhaba arkadaşlar. EBA Akademik Destek Denemelerin 14.sünün AYT kısmını çözeceğiz. Tabii kimya sorularını çözeceğiz. İlk 14 soru fizik sorusu bildiğiniz gibi kimya soruları 15. sorudan başlıyor. Şöyle 15. sorudan başlayalım. Şimdi bir tepkime vermiş. Magnezyumun hidroklorik kasite tepkimesinde magnezyum klorür ve h gazı açığa çıkıyor. Bu tepkime ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi yükseltgen indirgen verilen alınan elektron sayısı gibi işlemler var. Bunun için arkadaşlar önce yükseltgenme basamaklarını belirleyelim. Magnezyum burada serbest halde olduğu için yükseltgenme basamağı 0. Hidrojen artı 1. Klor eksi 1. Klor burada eksi 1. Magnezyum artı 2. Hidrojen de 0. Şimdi burada magnezyum arkadaşlar sıfırdan artı 2'ye ne yapmış? Yükseltgenmiş. Yükseltgendiği için kendisi indirgen özellik gösterir. Bu doğru. Hassiyeldeki hidrojen de burada artı birden sıfıra ne yapmış? İndirgenmiş. İndirgendiği için yükseltgen özellik gösterir. Bu da yine doğru. Birinci ifade doğru. Magnezyum sıfırdan ikiye iki elektron verir. Hidrojen bir elektron alır bir tane için iki tane için iki elektron alır. Dolayısıyla iki elektron verilip iki elektron alınarak gerçekleşmiş bu tepkime. Dolayısıyla denkleştirilmiş tepkimede alınan verilen elektron sayısı ikidir ifadesi. Doğru. Tepkime istemli olarak gerçekleşmiştir. Birincisi magnezyum aktif metal. Aktif metallerin asitlerle tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir. istemlidir. Bu doğru. Ya da magnezyum sıfırdan artı ikiye yükselkenmiş. Metaller elektron vererek yükseltgenme eğilimindedir. Burada da yükselkendiği için kendiliğinden istemli olarak gerçekleştiği yorumun yapılabilir. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Dolayısıyla üçü de doğru Edirne diyebiliriz. 16. soru bir pil hücresi vermiş. Galvanik hücre vermiş. Yukarıda verilen pil sistemi çalışırken tepkime 3 tane tepkime vermiş. Hangileri gerçekleşir diyor. Önce isterseniz anot katodu belirleyelim. Şimdi indirgenme potansiyellerini vermiş. Bir de şurada dikkat edin arkadaşlar. Zn, çinko, çinko klorür çözelsi var. Burada bakır ancak çözelti bakır çözeltisi değil hidroklorik asit çözeltisi. Buradaki yani bu tarz durumlarda bakırın tek işlevi arkadaşlar bakır elektrotun tek işlevi buradan gelecek elektrik elektriği bu çözeltiye iletmektir. Tek işlevi budur. Şimdi yükseltgenme potansiyeli büyük olan anot ya da indirgenme potansiyeli küçük olan anot olarak yorumlarsak indirgenmesi küçük olan Z'ne burada anot. Sol taraf anot, sağ taraf da nedir? Katot. Şimdi anotta yükselken Yani bunun tepkimesi katotta indirgenme gerçekleşecek. Bakır artı hidrojen artı iyonu buradan gelen elektronları alarak H2 gazı açığa çıkacak. Buradaki bakırın tek işlevi arkadaşlar elektron iletmek olduğu için böyle bir tepkime burada gerçekleşmeyecek. Tek işlevi burada elektron akışını sağlamak. Ancak burada elektrot potansiyeli yine de verilmiş. Şimdi Z neden nitrat? Bir de dikkat edin arkadaşlar burada tuz köprüsünde potasyum nitrat çözel Şimdi tuz köprüsünde ne oluyor? Tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katota akıyor. Şimdi burada katyon kim? K artı. K artı arkadaşlar katota doğru akacak. NO3 ne olacak? Anota akacak. Bunun sebebi zaten yük denkliğini sağlaması. Şimdi çinko anotta yükseltgenme tepkimesi gerçekleşiyor. Yani şu tepkimenin tersi olan ZN2 artı artı 2 eksi. Çözeltiye ZN2 artı geliyor. Çözeltiye fazlaca katyon geldiği için bir yük dengesizliği sağlanıyor. Bu yük dengesini sağlanabilmesi için tuz köprüsünden buraya anyonlar geliyor. Anyonların anot akmasının sebebi bu. Dolayısıyla burada çinko ile nitrat birleşerek çinko nitratı sonra tekrar ayrışıp çinko iki artı ve nitrat eksiği oluşturuyor. Dolayısıyla bu gerçekleşir. Burada da katotta anottan gelen elektronlar hidrojen artı iyonu indirgeyerek H2 gazının çıkmasını sağlayacak. Dolayısıyla bu da bu tepkime de gerçekleşir. Aynı şekilde burada nasıl anyonlar anı taktıysa katyonlar katı taktı. Burada hidrojen artı iyonları indirgendiği için fazladan kloreksi iyon oluştu. Burada yük denkliğini sağlamak için kloreksi ile potasyum ile birleşip potasyum kloru. Bu da sonra tekrar iyonlarına ayrışıyor. Dolayısıyla bu üçü de arkadaşlar burada gerçekleşir. E şıkkı diyebiliriz. 17. soru Osman kimya dersine kovalent bağlı bileşiklerin Lewis formülleri konusunu çalışırken şekil 1'deki tabloyu şekil 2'deki gibi doldurmuştur. Osman doldurduğu tabloda hangi numaralı Lewis gösterimlerini doğru olarak yapmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar hidrojen, H2 dubletin tamamlar hidrojenler hidrojen arasında birer elektronla ortaklaşık olan tek bir kovalent bağ Oysa Oysa bu ifade doğru. Flor arasında bir bağ oluşur. Ancak florun şuralarda ortaklanmamış elektronları vardır. Oysa bunları göstermediği için yanlış. Azotun arasında üçlü bağ oluşur. Doğru ama yine ortaklanmamış şuradaki birer çifti vardır. Oktetini tamamlamak için bunu da göstermemiş. Yanlış. CH4 karbon hidrojen arasında bir bağ vardır. 1, 2, 3, 4 bağ var. Karbonlar oktetine hidrojenlerde dubletin tamamlamış. Doğru. C2H2'de karbonla karbon arasında üçlü bağ olması gerekirdi. Bunu tekli bağ olarak gösterdiği için yanlış. Dolayısıyla 1 ve 4 B şıkkı doğru diyebiliriz. Geçtim. 18. soru Şimdi bir müşterinin saatini altın kaplamak için yak yukarıdaki düzeni bağlayan kuyumcu Yunus Bey saati kaplamadan önce 42 gram olarak tartıyor. Güç kaynağını 96,5 amper akıma ayarlayıp güç kaynağını 96,5 amper akıma ayarlayıp devreye güç verdiğinde dükkanın sigortası atıyor. Sigorta kutusu iki kat aşağıda olup gidip sigortayı açıp dükkana gelinceye kadar saat altın kaplanıyor. Kaplama sonrası saati tartan Yunus Bey saatin 53,82 gram geldiğini görüyor. Buna göre Yunus Bey, Yunus Bey'in sigortayı açtıktan sonra, sigortayı açtıktan sonra Gelip kaplama düzenini kapatması için kapatması kaç saniye sürmüştür diyor. altında da 197 vermiş. Güzel bir soru birazcık da hikaye katmış. Dolayısıyla yeni nesil soru tarzına giriyor diyebiliriz. Şimdi burada bir altında kaplanmak istenen bir saat var. Burada da altın var. Bir elektroliz devresi kurmuş. anotu altını katotu da saati yerleştirmiş. Şimdi altın buradan, buradan gelen akım sayesinde altın Buraya doğru şu çözeltideki AU artı iyonların indirgeyerek bu saatin çevresine toplanmasını sağlayacak. Ve saatin çevresinin saat 42 grammış. elektroliz sonucunda da 53,8 gram gelmiş. Demek ki buradaki altının kütlesi tamamı olan 53,82'den 42'ye çıkartırsak buradan ne gelecektir? 11,82 gram altında kaplanmış bu saat. Şimdi peki bu kaplanan saatin... Kaplanan altının molünü bulalım. En eşittir. En bölü Emimiz kaç? 11,82 Altının eması kaç? 197 Şimdi bu bölme işlemini yapalım. Şu 1182 olarak düşünelim. Şimdi 5 katı desek, 6 katı desek 6 42, 4, 54 58, 5. 6 katı geliyor. 2 virgülde geri gel. 0,06 mol Şimdi devreden 0,06 mollük akım geçmiş. Şimdi biz dikkat ederseniz amperimiz belli. Saniye istiyoruz. Bizim ana formülümüz burada kullanacağımız formül şu. Q eşittir. I çarpı T. Yalnız buradaki Q klomp cinsinden. Biz şu an mol cinsinden bulduk. Ve biliyoruz ki 1 mol daha doğrusu soru bunu bilmeni istiyor ki bilmen gerekiyor. 1 mol 96.500 klomp eşittir. Bizim ise 0,06 molümüz var. O acaba kaç klomp? Şimdi kaç klomptur arkadaşlar? 96.500 çarpı 0,06. 96.500 çarpı 0.06 yazıyorum. Aslında sonra parantez içerisinde 96.500 yazması gerekiyordu. Çünkü tam doğru değil. 96.485 ancak 96.500 aldım çünkü bu da amper 96.5 olduğu için 96.500'e sadeleşeceği için onu almak daha mantıklı. Burada 96.5 aldım çarpı t. T burada saniye cinsinden zamandır. Şimdi arkadaşlar şurayı şura 2 virgül şurada olsaydı şura 1000 ile 10 üzeri 3 ile çarpım durumunda olurdu. O zaman şunlar birbirini götürürdü. 1'e 1. T buradan ne gelecektir o zaman? 2, 3 ile 1000 ile çarparsan 60 olur. 60 saniye. 60 saniye aşağıda sigortayı açtığı anda elektroliz başladığını düşünürsek ve geldiğin, tam geldiği anda da bittiğini düşünelim. Soru onu istiyor. Zaten açtıktan sonra gelip kaplama düzenini kapatması kaç saniye sürer demiş. 60. Yani aslında şartel atıldıktan sonra Aşağı inip geldiği süreyi sorsa daha da güzel olurmuş diye düşünüyorum. Ama aşırı şartel açtıktan sonraki süreyi tam olarak T'yi istiyor buradan. Öbür türlü sorsaydı 120 saniye geçer diye yorumlayabilirim. Tabi aynı sürede inip aynı sürede çıkması falan. Onu eşit olduğunu dersek düşünülebilir gerçi. Evet yani bu sorunun cevabı C şıkkı bence güzel bir soruydu. Özgün bir soruydu diyebiliriz. Evet geçtim. 19. soru aşağıdaki atom veya iyonlardan hangisinin çapı magnezyum 2 artı iyonunun çapından daha Küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar burada bizim iyonların çap karşılaştırması yapılırken eğer elektron sayısı aynıysa çap karşılaştırmasını proton sayısına bakarak yapabiliriz. Şimdi mesela bunun buradaki elektron sayısı magnezyumun 10. Şurada sodyumun da 10. Alüminyumun da 10. Şu 10 olanlar arasında bir karşılaştırma yapabiliriz. Elektron sayıları eşitse proton sayısı az olanın yarı çapı daha büyük olacaktır. Çünkü çekim kuvveti proton sayısı az olanın Proton sayısı düşük olanın yarı çapı daha büyük olacaktır. Neden? Çekim kuvveti fazla olana göre daha az olacağı için bunun yarı çapı daha büyük. Proton sayısı ne kadar fazlaysa o kadar daha çok kendisine çekeceği için yarı çapı daha küçük olacaktır. Burada magnezyum ile alüminyumu kıyaslarsam ikisinin de elektron sayısı eşit. Proton sayısı fazla olan alüminyum daha çok elektronlar çekeceği için çapı daha küçük olacaktır. Dolayısıyla alüminyum 3 artı magnezyum 2 artıdan bu daha düşük. Burada diğerlerine artık bakmaya gerek yok çünkü nötralde karşılaş şey mesela magnezyumla magnezyum kartı tabii ki karşılaştırılabilir. E, baktığımız zaman nötr haliyle şeyini karşılaştırdığımız zaman nötr halinin yarıçapı daha büyük olacaktır. Çünkü elektron verdikçe gittikçe yarıçapı daha küçük olmuş gibi. E, burada zaten sodyum artı daha büyük. Artık bunlarla periyodik cetvel üzerinden bir yorumlama yapılabilir ama E şıkkı direkt geliyor zaten. İyonla nötr hali çok çaprazlaması yapılmaz ama iyonlar arasında böyle çap, böyle karşılaştırma yapılabilir. Diyerek E şıkkına ulaşabiliriz. Evet, geçtim. 20. soru. Şimdi gaz sensörü üreten bir firma sensörü boş bir odada test ediyor. Firma odanın tabanında yer alan bir gaz girişinden odaya gaz verip sensörün gazı algılama süresini kaydederek sensörün yeterliliğini test ediyor. Test sırasında olası kazaları önüne geçmek için firmanın kullandığı gaz helyum gazıdır. Testte helyum gazı sensöre ulaşma süresi 6 saniye olduğuna göre yani burada gaz başladı yayıldı şuraya 6 saniyede geldi ilk gaz tanecikleri. Aynı şartlarda doğal gazın doğal gazın sensöre ulaşma süresi kaç saniyedir? Doğal gazın tamamının CH4 gazına oluştuğu ve odada hava bulunmadığı varsayılacaktır demiş. Şimdi bu da yine hikaye kattığı için yeni nesil soru tarzına giriyor arkadaşlar. Burada iki gazın hızlar arasındaki oran üzerinden hızlarını karşılaştırıp süreleri karşılaştırabilirim. Şimdi biliyoruz ki iki gazın hızı oranı burada helyum ile CH4'ü karşılaştıracağız. Molekül kütlesinin kareköküyle ters orantılıdır. CH4'ün eması 16, Helyumun 4. 16 bölü 4. 4 dışarı 2 diye çıktı. Yani helyum burada CH4'ten 2 kat daha hızlı. O zaman helyumun 6 saniyede aldığı yeri CH4 2 kat daha yavaş olacağı için 12 saniyede alacaktır. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkı diyebiliriz. Geçtim. 7. soru. Yukarıda sınır yüzey diyagramları verilen iki orbitalin hangileri birbirine eşit olabilir demiş. Baş kuantum sayıları örneğin ikisi de ikinci n 2s 2p de olabilir. 3s 3pz olabilir. Baş kuantum sayıları eşit olabilir. İçeride elektron sayıları s orbitende 2 elektron, p orbitende de 2 elektron olabilir. Dolayısıyla içeride elektron sayıları eşit olabilir. Potansiyel enerjileri eşit olamaz. Mesela baş kuantum sayıları eşit olduğunu düşün. Bunun 2, bunun da 3'tür veya baş kuantum sayısı s'nin büyük, p'nin bir aşağı olduğu durumda 3 0 daha 3, bu da 3'tür. Ancak baş kuantum sayısı büyük olduğu için yine 3s büyük olacaktır. Dolayısıyla potansiyel enerjiler hiçbir zaman eşit gelmeyecektir. Dolayısıyla C şıkkı 1 ve 2 diyebiliriz cevap için. 22. soru. Yukarıdaki grafikte X maddesi ile hazırlanan sulu çözeltisinin 1 atm basınç altındaki derişim sıcaklık ilişkisi verilmektedir. Buna göre X maddesi hangisi olabilir demiş. Şimdi KD'yi de 1,86 olarak vermiş. Şimdi KD 1,86 ve derişimi 1 molar derişimi bir molal pardon molal mol bölü kilogram olduğu için bir molal. Ve her bir molal tane 1,86 derece düşürdüğünü biliyoruz. Peki 5,58 1,86'nın kaç katıdır? Şimdi baktığımız zaman 1,86'ı 3 ile çarparsak 3 kere 6 18, 1, 24, 25, 2 3 katı geliyor. Demek ki bunun bu maddenin tanecik sayısı 3 ki tanecik sayısı 3 ki 1 molallik Taneci iyonların ayrıştığı zaman şöyle düşün. X'ye 2 gibi bir şey düşün. Bu diyelim ki 1 molal. X2 artı artı 2Y -1. E bu da 1 molal. Bu da 2 molal. Buradaki donma noktasını düşüren buradaki iyonlarda toplam 3 molallik bir etki olacak. 1 molal 1.86 ise 3 molalda de 5,58 derece düşürecek. O zaman şıklarda tanecik sayısı 3 olanı arıyorum. Aynı şekilde 2 derişim 2 iken de 6 molallik etki. 4 de 12 molallik etki olacak. Tanecik sayısı 1, tanecik sayısı 2, tanecik sayısı 3, tanecik sayısı 4, tanecik sayısı 5. Dolayısıyla C şıkkı FCL2 ya da demir 2 klorür olabilir. Geçtim. 23. Bir tepkime vermiş. N2 artı H2 ile n e, Entalpisinde Entalpisi hatta şöyle yazalım. Delta H nedir burada? Eksi 96 kilojül. Sağ tarafta yazıldığı için egzotermik olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bu standart şartlarda gerçekleşen yani 25 derece sıcaklık ve bir atmosferde gerçekleşen bu tepkime de bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi NH3'ün standart molar oluşum ısısı. Şimdi bu zaten NH3'ün oluşum tepkimesidir. 2 molü için standart oluşum tepkimesi bir mol için yarısıdır. 48. Ancak molar oluşum ısısı 48 kJ demiş. Oluşum ısısı yani entalpi dediği zaman işaretinde düzgün yazması gerekiyor. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Burada eksi 48 kJ demesi gerekiyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Ha yani şunu diyebilir. NH3'ün standart oluşumu sırasında 48 kJ ısı açığa çıkar. Dediği zaman orada artı veya eksi demesine gerek yok. Direkt ifade karşılıyor zaten ama oluşumuz yani entalpi dediği zaman işarete dikkatli yazması gerekiyor. Diğerlerine de bakın. Tepkimede harcanan 1 mol H2 gazına karşılık şimdi burada 3 mol harcamış. 1 mol bunun 3'te 1'i e 32 32 kJ enerji açığa çıkar. Doğru. Burada bakın dikkat edin. 32 kJ enerji açığa çıkar. Burada artı ve eksi demesine gerek yok. 0.2 mol N2 gazı yeterince ile 19,2 kJ enerji açığa çıkar. 0.2 2 katına 1,192 19,2 19 açığa çıkar. Doğru. 1 mol NH3 bunun yarısı gazını standart N2 H2'ye ayırmak için yani bunun tam tersi için 2 bunda 2 çıkıyorsa yarısında 48 kJ gerekecek. Doğru. Tepkime yarıya böldüğün zaman entalpisi de yarıya gitti. Tepkime entalpisi dediği için bakın işareti de düzgün yazmak zorunda. Dolayısıyla bu anlamda da doğru diyebiliriz. Yani A şıkkı cevabımız geldi. Evet geçtim. Yukarıdaki tepkime sabit hacimli kapta ve tek basamakta gerçekleşmektedir. Bu tepkimeye yukarıdaki etkilerden hangileri hem hız sabitini hem de pardon hız sabitini değiştirmeden sadece tepkime hızını arttırır. Hız sabitini değiştirmeyecek ve tepkime hızını arttıracak bir etki arıyorum. Şimdi sabit sıcakta helyum gazı eklemek. Helyum gazı eklerseniz sabit hacimli kaba bu kabın hacmi değişmeyeceği için ve helyum soy gazı olduğu için bununla tepkimeye girmeyeceği için burada herhangi bir şey değişmez. Yani hız sabiti değişir ne tepkime hızı değişir. Sıcaklığı arttırman tepkim hızını arttırır ancak hız sabitini de arttırır. Bana hız sabitini değiştirmeyecek bir etki istiyor. Sabit sıcaklıkta N2 gazı ekleme. Sabit sıcaklıkta N2 gazı eklediğin zaman N2'nin derişimi artar. Derişim artışı hız artar ancak hız sabitinin değeri değişmez. Dolayısıyla bizim aradığımız öncül bu. Dolayısıyla cevapta yalnız 3 B şıkkı olarak gelir. 25. soru. Yukarıdaki kaplardan aynı koşullarda HA ve HB asit çözeltilerinin pH değeri birbirine eşittir. Bu çözeltilerin nötrleştirebildikleri sodyum hidroksit miktarları aynıdır. Buna göre bu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi pH değerleri iki ise normalde pH hesaplasam H artını Bunlar mesela kuvvetli olduğunu düşünsem bunun pH'i 2 gelecekti. Bunun pH'i 1 gelecekti. İkisi eşit olduğuna göre ikisinin de pH'inin 2 olmasını beklerim. Ya da mesela 3-4 gibi bir şey de olabilir ama bu şeye daha yakın. Yani bununkini birden farklı olduğu kesin. Ama 2 olabilir. Bu arada 3-4-5 de olabilir. Yani bunda da kesin emin değiliz. Şimdi bu o zaman şu Hb normalden daha az yoğunlaşıyor. Yani %100'ün altında yoğunlaştı kesin. Bu %100 de yoğunlaşabilir daha altta yoğunlaşabilir ama bu daha az. O zaman şu Hb hatta direkt zayıf asit bu ise aşağı ise Hb'den daha kuvvetli bir asit. Şimdi bu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi Hacimleri eşittir diyor. Bu arada şu bilgiyi de veriyor. Bu çözeltilerin nötrleştirebildikleri sodyum hidroksit miktarları aynıdır. Şimdi so nötrleştirilebildikleri sodyum hidroksit miktarları aynıysa bakın bunun kuvvetli veya zayıf olması fark etmeksizin şöyle diyelim burada açığa çıkacak tuz ve su birebir oranda gelecektir. N-A-A H2O, NaB, H2O. Dolayısıyla bu örneğin bir mol ise bu da bir molmuş eşitmiş. O zaman bu da 1 moldür, bu da bir moldür. Demek ki bu maddelerin molleri eşit. Şimdi bunları molleri diye atıyorum Bir mol olsun eşit. E molariteleri farklı. E molarite eşittir. N bölü V. E mol aynı. molarite farklıysa hacimde ne olması gerekir? Farklı olması gerekir. Örneğin molaritesi büyük olan HB'nin hacmi daha küçüktür. Hacimleri eşittir demiş. Yanlış. Haşa asidi HBA'sından daha kuvvetlidir. Doğru. Çözeltide bulunan H artı iyonu mol sayısı haşa asidin H asidinde de haşa asidinde daha fazladır demiş. Şimdi çözeltide bulunan H artı iyonu mol sayısı. Dikkat edin. Buradaki maddenin mol sayısı demiyor. Burada arkadaşlar HB'ye göre daha kuvvetli olduğu için suda daha çok iyonlaşacaktır. Suya daha çok H artı iyonu verdiği için birinci haşa çözeltisindeki Haşartı iyonu mol sayısı daha fazla gelecektir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Dolayısıyla D şıkkı 2 ve 3 diyebiliriz. Geçtim. 26. soru. Yandaki kapta denge halindeki bundan bir çözeltiye sabit sıcakta aşağıdaki etkilerden hangisi yapılırsa çözeltide yer alan klor iyon mol sayısı artarken iken dikkat edin çözelti kısmındaki klor iyon mol sayısı artarken aynı zamanda klorun derişiminin de değişmemesini istiyor. Şimdi bu hangi etkili olur? Çözeltiye sodyum klorür atarsan so klordan kaynaklı klorun derişimi artar ama den, bu bir denge tepkimesi. Dengede bozulur. Klorun derişimi sola kayar. Dolayısıyla derişimi değişebilir. Dolayısıyla bu istediğim cevap değil. Çözeltiye gümüş klorür katısı eklemek. Şu, eklediğin zaman gümüş klorür doğrudan dibe çökecektir. Dolayısıyla bu çözeltideki klor derişimi ne derişimi ne molü artmayacaktır. Çözeltiye dipteki katın tamamını çözemeyecek kadar su eklersen atıyorum bir miktar su ekledin. E buradaki çözü katıdan dolayı klor iyonları gelecek. Klorun mol sayısı artacak. Ancak tam hala doymuş çözelti. Çözünürlük değeri sabit olacağı için değişmeyeceği için dipteki katı bitmediği için. Dolayısıyla e burada çözünür derişimi ne olacaktır arkadaşlar? Değişmeyecektir. Dolayısıyla i̇şte bu tam istediğimiz cevap. C şıkkı diyebiliriz. Diyebiliriz. Gümüş nitat eklersen gümüş artı derişimi artar. Hatta klor biraz azalır sola kayacağı için tepkime. Su buharlaştırdığın zaman da dibe çökecek bir miktar klor. Bu sefer de azalacak. Bu da yine olmaz. Dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. 27. soru. Şimdi homojen gaz fazında bir denge tepkimesine yapılan etkin ileri ve geri hız değerleri üzerindeki değişimin grafiği verilmiş. Buna göre bu etki hangisi olabilir diyor. Şimdi ne olmuş arkadaşlar? Şöyle denge demiş ileri ve geri hızları eşit. Bir anda ileri yönde yani sağa doğru olan tepkimenin hızı azalmış. Sonra bir süre sonra dengelenmek için hafiften ilerinin hızı artmış. Gerinin de birazcık azalmış. Sonra tekrar bir noktadan sonra tekrar dengeye gelmiş. Yani burada yapılan etki arkadaşlar bir anda bir maddenin çekilerek hızın azaltılması gibi bir durum olabilir. Şimdi kabın hacmini arttırırsan her iki tarafın derişimi azalıp her iki tarafın hızı etkilenecektir. Bu olmaz. Veya hacmini azaltıp derişimi arttırdığım zaman her iki tarafın hızı değişecektir. Örneğin artacaktır gibi. Sıcaklığı arttırdığım zaman her iki tarafın yine hızı artacaktır. Reaktiflerden yani girenlerden birini ortamdan çıkarttığın zaman ileri yöndeki tepki hızı bir anda azalacaktır. Dolayısıyla tam olarak istediğim cevap bu. Ortama ürünlerden birini eklersen geri yöndeki hız bir an için artar olması gerekiyordu ama geri yöndeki hızda böyle bir artış yok. Dolayısıyla değişiklik de olmaz. Cevap C şıkkı diyebiliriz. Evet 14. denemenin AYT denemesinin cevapları bu şekildeydi arkadaşlar. Bence gayet güzeldi sorular. Yani siz de sorularla ilgili yorumlarınızı vesaire yazabilirsiniz ya da farklı bazen soruların farklı çözüm yollarına da gidilebiliyor. Sizin öneriniz oluyor. Onları da yazabilirsiniz. Bu şekilde diyebiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.